Bir de burada tam detaylı olarak sizin görebileceğiniz şekilde yapalım ki e, siz de emin olun, biz de sizin anladığınızda size gösterdiğimize emin olalım. Evet, dikey olarak yapacağımız çeliklerde ne yapıyoruz? E, aşağı yukarı eğer ki dört gözse dördünü e, ikisini kum içerisine veya perlit içerisine şu anki göstermiş olduğumuz uygulama perlikten mütevellik. Dolayısıyla iki göz e, perlit içinde kaldı, ikisi dışarıda kaldı. Ve şu biçimde yine iki tane e, böyle yaptık. Bir de ne demiştik? Yatay demiştik. Yatay da e, hafif şöyle kameramanım e, göstere. Evet, tam net olarak görüyoruz. Tamam. Ve e, yatay olarak koyduk ve üzerine 5 santim perlitle kapattık. İşte bu kumdu, perlitle ikisinden birinde. Bu tür uygulamayı rahatlıkla yapabiliyoruz. Ne yaptık? Bu yatay yaptığımız zaman iki tane e, aşağı yukarı dallarını dışarıda bıraktık ki e, üst kısma gelen. Ve burada da üzerini kapatıyoruz. Bu tabii ki biz tam siz detay olarak görebilmeniz açısından biz bu uygulamasını yaptık. Bunun üzeri mutlaka kapalı olması gerekecek. Bunun işte deminki reklamlardan önce göstermiş olduğumuz şeffafla bunun arasındaki fark e, daha derin olup üstü kapanması gerekecek. Yani dışarıyla hava temasını kesmemiz, kesmeniz gerekecek. Bu sadece... Çelik üretimi olur veyahut da gül üretiminin çeliğinden olur veyahut da diğer bitkilerimizin çelikleriyle alakalı. Ve iki günde bir nemini muhafaza ediyoruz, suluyoruz ve havalandırmasına çok dikkat ediyoruz. Günde veyahut da iki günde bir mutlaka bir iki dakika bunun üzerine açıyoruz ki havalansın ve tekrar kapatmamız gerekecek. Dışarıda yaptığımızda da üzerine kapatıyoruz zaten onun fazla hani e, içeride olmadığından dolayı neminin kaybolmayacağından dolayı normal bahçemizin güney kısmına dediğim gibi kumu hazırlayıp veyahut da varsa perlit onu da yapabilirsiniz. Oradaki çelik e, uygulamasını o şekilde yapıp üzerine bir naylon veyahut da buna benzer e, şeyle kapatıp. Sonbahara, ee, sonbahara ilkbahara kadar burada bunu yapabilirsiniz ve e, ama e, gülün sadece çelikle üretimiyle alakalı bunu anlattık. Evet. Ve çelik uygulaması eee Şubat ayına kadar, şubatın sonuna kadar da bu çelik uygulamasını yaparsınız ve ondan sonra eğer ki bitkiler uyanmaya geldiyse e, burada yapmış olduğunuz çelikten pek sonuç alamazsınız. Onu da altını çizerek söyleyelim. Peki bitkimizin e, gül bitkisini hangi alternatiflerle çoğaltabiliyoruz? İşte Aşı yöntemi uygulayabiliyoruz, yarmaşı yapabiliyoruz. Burada gülün en etkili, en fazla yapılması gereken e, çeşidi de aşı, göz aşısı uygulaması yapılıyor. İki ee, nedir? O da e, sürgün göz Mayıs-Haziran e, döneminde ve durgun göz aşısı da Ağustos-Eylül ayları arasında yapılıyor. Kısmet olursa inşallah programımız akış içerisinde e, sağlığımız, saatimiz yerinde olduğu sürece e, mevsimi geldiğinde de bu bitkileri yine e, sizlere tanıtmaya ve de bu tür uygulamaları yapmaya e, çalışacağız. Evet, gülle alakalı bu tür sorularımız yani o kadar öyle bir şeyimiz, sorumuz var ki daha detaylı fazla ileriki zamanlarda mevsimi geldiği zaman göz açısı dönemlerinde de bitkimizin detaylı bir şekilde anlatımını sürdüreceğiz. Burada bir de tabii ki programın başında söz verdik dedik ki bizim programımızı Facebook ve internet üzerinden izleyenler bizlere soru yönetebilir ve bu sorularda biz program esnasında size canlı olarak sunalım dedik. Şu an bizim Hattımıza gelen kauçuk bitkisi gelişmiyor. Ne yapabilirim? Evet. Sonay ay yorulmaz. Ee, nereden arada pek belli olmamış ama kendisine göstermiş olduğu ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve e, kauçuk bitkisi gelişmiyor. Kauçuk bitkisi e, biraz daha güneş ihtiyacı olan, çok fazla güneş ihtiyacı olan çünkü çok kabuk kalın kabuklu bir bitkimiz olduğundan dolayı fotozentez dolayı ciddi anlamda yaşanması lazım ki e, bu bitkimizi eğer ki güneşten biraz uzak duruyorsa kaldığı mekan yeteri kadar üşü, ışı, ışık almıyorsa bitkimiz gelişmekte çok zorlanacaktır. Dolayısıyla yapraklarına ciddi anlamda pencereye yakın olması yani çok da yakın değil, en az bir, mes bir metre mesafede olması gerekir ki bitkimiz fotosentez yapsın, yapraklarından e, bir takım o enerjiyi alsın, enerjiyi toprağa versin, topraktaki elementleri hazırlasın, pişirsin ve Göğe versin. Bu e, çok çok önemli. Yani bir nevi e, santral gibi bir görev yapıyor. Güneş deyip geçmeyelim. Yani bitkilerimizin, yani çok nadir az bitkilerimiz yeteri kadar güneşten uzak duruyor ama çoğu bitkilerin, ben bunu gelinli söylüyorum. Tabi burada izleyicimizin kauçuk bitkisini anlatırken, bu kauçuk olabilir, e, begonya olabilir, gül olabilir, drasanya olabilir, sıklemen olabilir, ponset olabilir. Hepsinin belli bir güneşe ihtiyacı var. Ki oradan bir fotosentez alacak yapraklarıyla aşağı köke o e, fotosentez olayı yansıyacak. Topraktaki elementleri hazırlayacak, pişirecek ve bitkimize o şekilde. Ama tabii ki şu an e, bir şey ver diyemiyoruz. Kış mevsimine girdik. Bitkilerimiz dinlenme döneminde. Eğer ki kalmış olduğu bitkinin yeri 20 derecenin altına düşmüyorsa... E, burada da e, 15 günde bir besin elementi verebilir. Kavuçuk bitkisine de azot içerikli gübre verirse daha faydalı olur.